biraz öncesi iyi oldu. Bir Hawaii'ye bir girip geleceğiz yani. Evet. Çok. Özlem Yıldız herkesin tatile ihtiyacı olduğunu belirtti. Yani insanlar tatil yapmayı özledi çünkü. Yani bu kadar sıkıntılı, stresli bir sürecin üzerine insanların da tatil yapmak en doğal hakkı. Çoluk çocuk herkes istiyor bir şekilde denize girmek, sezonu açmak. Pahalılık, ünlüsü ünsüzü, zengini dar gelirlisi herkesin gündeminde. Özlem Yıldız bu yaz Bodrum'da plajlara inerken çantasına evden su, meyve koyacakmış. Bir su, bir meyve falan atıyoruz çantamıza yani. Hepimizin yapmadığı şeyler değil. Biz de öyle büyüdük çünkü. Hani bir şekilde yanımıza böyle çabuk atıştı. Bir de ben zaten iştah olan bir insan olmadığım için küçücük bir şeyle bütün günü geçirebiliyorum. Yani biraz dikkat ediyoruz öyle şeyler, evet. Aşk meşk işlerinde de epey gelişme var. Özlem Yıldız gönlünü turizmci Mete Varıdara kaptırdı. Birazcık detay alsaydık. Biraz nasıl detay başladı, anlayalım. Nasıl? Yok, detayları Bodrum'da mı aldı? Bilmiyorum, nerede yakalarsanız orada alırsınız. Yani bunları öyle bir yakalamışlar ki fotoğrafları zaten. Çok uzun süredir herhalde varmış böyle ellerinde fotoğraf arkadaşları. Ya bir şey yok yani. Hani benim hiçbir zaman bugüne kadar sakladığım bir şey olmadı hayatımda. Saklanacak da bir şey olduğunu düşünmüyorum zaten. Yani eğer tek bir şey soracak olursan keyfini mi, mutlu musun diyorsan evet mutluyum yani. 2,5 aylık noktada... Boş ver, detaylara girmeyelim. Yani güzel. Yani evet öyle diyelim. Oo, parmakta da bir tek taş var. Yoksa evlilik teklifi gerçekleşti mi? Yok, o benim kendi yüzüğüm. Yok. O epey, yani bilenler bilir, benim çok uzun süre kendi aldığım yüzüğü. Öyle bir şey yok üzerimde. Öyle bir resmiyet gerektiren bir şey yok yani. Kuyumuz kurusun, yeni sevgililere evlilik ne zaman diye sormazsak olmaz. Özlem Yıldız durun diyor. Daha yeniyiz diye de ekliyor. Sonra da Adile teyze kahkahası atıyor. Daha 2 ayda yüzük takacaksak yandık. Öyle olmaz o işler. Biraz zamana ihtiyacımız var. Dur da. Daha önce iş insanı Sinan Serter'le evlenip boşanmıştı Özlem Yıldız. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfler derler. Bir de üstüne Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan çiftinin el ele boşanmaya gitmesi Özlem Yıldız'ı yeni bir evlilik kararında epey düşünceye sevk etmiş. Önyargı demeyelim de yani dikkat ediyorum. Tabii ki evlilik dediğiniz şey çok kolay değil. Bir de bugün mesela Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan'ın ayrılığını o kadar üzüldüm ve yani böyle insan gerçekten, ama o kadar güzel bir yazı yazmış ki Mehmet Aslantuğ. Önemli olan ayrılıklarda o saygıyı, sevgiyi kaybetmemek. Bu bir süreç, bitmesi gerekiyordu diyor. Önemli olan zaten insanların ayrılırken birbirine olan saygısını ve sevgisini kaybetmemesi. Yani şu anda evlilikleri devam ettirmek çok kolay değil. Bunu da görüyorum. Tabii ki çok hemen karar verilecek bir şey değil evlilik. Hele benim gibi 16 yaşında çocuğu, erkek çocuğu olan bir anne olarak. Yani dikkat ediyoruz ama süreç neyi getirir, hayat önümüze neler sunar bilmiyorum. Kendimi sadece böyle belli kalıpların içine sokmak istemiyorum. İsterim ya da istemeyem demek istemiyorum. Hayat ne getirirse onu yaşayacağız. Akışına bıraktık, evet. 16 yaşındaki oğlu Demir, annesinin evlenmesine nasıl bakıyor acaba? Onun da annesi mutlu olunca o da mutlu olan bir çocuk, sağ olsun. Herkes çalışkan kadın Özge Ulusoy bir kermese katıldı. Çok güzel bir günde yine beraberiz. Benim çok yakın arkadaşlarım ve şimdi Aslı. Bu organizasyonları pandemiden önce yapmaya başladılar. Ve böyle bir sürü kadına da istihdam sağlıyorlar. Nazar değmesin, yine formunda. Çok teşekkür ederim. Çok mersi. Evet, sabah kalktım, koştum. Kendimi hırpaladım. Şimdi baklava yiyeceğim. Hala ona bakayım. Evet, yanlış duymadınız. Bu forma rağmen baklava yiyeceğim dedi Özge Ulusoy. Su içse yarayanlara saç baş yolduracak Özge Ulusoy. Önümüz yaz, Özge Ulusoy rotayı Bodrum'a çevirecek. Bodrum'da bazı mekanlarda lahmacunun 400-500 liraya satıldığı haberleri çıkmıştı. Özge Ulusoy bu fiyatlardan şikayetçi olanlara yemesinler diyerek fikir verdi. Her sene bu haber çıkıyor. Bir yeşil erik, bir lahmacun biliyorsunuz. Yemesinler diyorum yani, değil mi? Yani ama öyle yerlere gidecek bütçesi olan insanlar da seve seve bu parayı veriyorlardır. Herkesin kendi tercihi, hepsine saygı duyuyorum. Ama bundan şikayet etmeye de hakkımız yok. Lahmacun Bodrum'un bir fedon bir lahmacun olarak konuşuyoruz. Özge Ulusoy, çuvalla param olsa da lahmacuna 400-500 lira vermem diyor. İşletmenin kararı sonuç itibariyle, oraya giden insanlar da arz talep meselesi bu. Dolayısıyla hani hem gidip hem şikayet etmeyelim. Verir misiniz? Vermem. Vermem, kesin vermem. Burada lahmacun 50 lira en iyi yerde, niye vereyim? İstanbul gibi yerde. Yalan değil, çok severim lahmacun, 50 lira. O para orada lahmacuna verilmiyor. Orada mekana, evet, mekandaki piyasaya falan veriliyor. O yüzden giderlerse bilmiyorum, başka şeyler ister. Leblebi falan bir şey böyle orada. Hani masaya ikram olanlardan, bilmiyorum. Ben vermem. Para kolay kazanılmıyor. İçinde bulunduğumuz şartlarda da hepimizin dikkat etmesi gerekiyor. Böyle şeyleri çok şov yapmanın da bir alemi yok. Çünkü olan var, olmayan var. Artık bu konularda da çok ben de mümkün olduğunca her şeyi daha az paylaşmaya çalışıyorum. İşim bu olmasına rağmen kimseyi de rencide etmemek, üzmemek de lazım. Dikkat etmek gerekiyor. Bu kadar sosyal tespitlerde bulunarak ders niteliğinde konuşan Özge Ulusoy bizimle vedalaşırken bir parantez açıyor. Su testisi su yolunda kırılmadan önlem alıyor. 500 liraya lahmacun yerken beni yakalarsanız rica ederim. Yemem. Görüşürüz. Aslı, biz seni çok iyi tanıyoruz. Aslında vereceğin cevabı da biliyoruz ama bir restorana gittin, şöyle menüyü inceliyorsun, lahmacun 500 lira. Ay günah, vallahi günah. Çok üzülüyorum. Yani lahmacun da mı yemeyeceğiz? Ne yaparsın? Hayır, tepkin ne olur? Ne günah, yaparsın? Üzülüyorsun. Çıkarız bir oradan, çıkmamız gerekiyorsa. Sen hiç bana ben sanatçıyım falan demezsin değil mi? Niye diyeyim direkt ya? Çıkarsın. Ama olmaz, günah tabii ki o gittiğin restoranla da alakalı. Çıkamayabilirim yani duruma göre. Ama yani ödeyip hakikaten mi çıkarsın? Ne yapayım, ödemeden çıkılır mı? Yok, tartışma çıkarmam tabii. Öderim, bir daha gitmem derim yani böyleyse. Günah yani, bu, ne yapacak? İnsanlar lahmacun simit yerdi, onu da mı yemeyelim yani? Nasıl olacak? Evde yapalım bunu da. En kolay ulaşılan sen çok siyah mercimekten kıyma gibi düşünüp siyah mercimekten lahmacun mesela. Bak öğrenmiş tekniklerini, tabii biliyorum öğrenmiş. İşte ne yapayım? Ya evde yapacağız artık bu işleri. Peki evde yapmanın bazı ünlüler için bedeli de hayli yüksek. Kıvanç Tatlıtuğ Adanalı olmasından kaynaklanan bir maharetle de birçok şeyi evde yapıyor. Mutfak kurslarına da gitmişti zaten. Şimdi arkadaşımız Faik Erdemli'nin Cumhuriyet'teki köşesinde bir haber var. Yemek yapma tutkusu uğruna eğitimler gören Kıvanç Tatlıtuğ bununla yetinmedi. Ünlü oyuncu Göktürk'teki villasına 1.600.000 TL'ye özel bir fırın almış. Ne yapıyor o fırın? Lahmacun, fideler yapıp dizi setine götürüyormuş. İşte ne tatlı. Aynı ben de Nursurer de anlatmışlar. Benim ekip de burada anlatıp nasıl geliyorum, kekler, poğaçalar, kısırlar. Ben de çok severim. Ben de yaparım yemekler, ekibime götürürüm. Hatta onları eve davet ederim. Çünkü onlar benim ekibim ve biz böyle biliyorsunuz bir çıkıyoruz. İstanbul dışına çıkıyoruz. Ben eşimden çok ekibimi görüyorum ve onları çok seviyorum. Onları ellerimle beslemeye de bayılıyorum. Kıvanç'ın yemek yaptığını vallahi bilmiyordum. Çok da seviyorum Kıvanç'ı. Çok Efendi dizisi de çok güzel. Bizim evin yanında çekiyorlar bir de. Geçen gördüm onları, böyle çektim gizli kameraya. Çok tatlılar. Gizli kameraya çektim, atacaktım Kıvanç'ı. Bizim kanala attım hemen. Çok çok tatlı. Fakat fırın çok pahalı. Bu fırın nasıl bir fırınmış ya? Yurt dışından bilmem kaç. Almanya'dan geliyormuş. Aynen. Almanya'da üretiliyormuş fırın. Bunun bir benzeri fırın da Şahan Gökbakar'da var. Allah Allah. Vay canına. O fırında inşallah biz de yemek nasip olsun. Çok sevdiğimiz bir fırın var. Biliyorsun değil mi? O zincir böyle. Orada var bu fırında. Öyle mi? Hep orada görüyoruz bu fırında. Fırına çalışacağız artık. Evden bir hamur fırına çalışacağız. Eskiden öyleydi ama değil mi? Tabii. Bir şey yaptığın zaman, börek yaptığın zaman böyle fırına götürürdü. Öyle bir şey varmış. Evet. Tabii. Annem böyle lahmacun ben hatırlıyorum. Lahmacun yapardı. Benim annem hiç evde lahmacun yapmadın anne ama kızı yapıyor. Ben hep yapıyorum. Annem şöyle evde yapsın, fırına gönder. Evde vardı bizim. Senin yemek programın da vardı hayatım. Evet, çok ben iyiydi. Güzel yemek yapıyorum. Özledim yemek yapmayı ya. Hiç evde oturmuyorum ama şimdi izne çıktım. Tatilim şu anda. Kaç saat evde oturuyorsun? Ben geliyorum. Evet, belki bir akşam yemeğinde Savaş Bey'le şöyle iki laf ediyoruz. Diyorum ki ben ölüyorum. Duş, küt yatıyorum. Sabah 7.30'da ayaktayım. Hatta ben ezanla kalkıyorum öyle işte. Gerçekten... Zaten genellikle şehir dışındayım. Haftada 4 gün falan evde oluyorum yani. Çok maşallah. Savaş Bey demene takılıp. Savaş Bey mi diyorsun dışarıda? Savaş diyorum, Savaş Bey diyorum. Yerine göre o da. Yani yerine göre. Değiştiriyorsun. Sevim ablayla Orhan Bey mi geldi? Orhan Bey tabii ki yani öyle olmak lazım diye düşünüyorum ben. Yani öyle olması gerekmiyor mu? Evet, devam edebiliriz.